Evet Dilan Hanım, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. İyi bir tatil sezonu başladı galiba sizin için de. Evet, güzel. Kaç haftadır tatildeyiz. Aynen öyle, işimizi bitirdik güzel bir şekilde. Şimdi artık dinlenmeye geçtik hepimiz. Peki başka projeler gelecek mi? Nasıl devam edecek? Şu an teklif var mı? Sinema veya herhangi bir şey? Ya şu anda gelen senaryolar var. Ama işte bir yandan dinlenip bir yandan onları okuyorum. Ama şu anda net belli olan bir şey yok. Sezon için çok fazla proje geldi. Onların arasını okuyup değerlendiriyoruz işte bakalım. Zaten daha yeni baraj bittiği için çok böyle bir acelemiz de yok. Bakalım hayırlısı. Peki siz seçici misiniz yani? Asla oynamam dediğiniz herhangi bir proje var mı yoksa hani ben rol seçmem, hepsini oynarım, yani hoşuma giderse izliyorsunuz? Ya elbette şeye çok önem veriyorum aslında, senaryo okuduktan sonra böyle bir iştahlanma, böyle bir heyecan, bir kıpır kıpır olmasını çok istiyorum. Çok fazla senaryo gibi onların arasından evet beğendiğim oluyor. Beğendiğim değil mi? Herkesin emeği orada sonuçta ama hani onların içinden kendimi oraya, o senaryo, o hikaye koyabildiklerimden çıkanları zaten siz izlemiş oluyor. Baraj mesela öyleydi. Şimdi bakalım, yine öyle bir senaryo beklerim ama biraz böyle şey de yapmak istiyorum artık, komediye de biraz geçmek istiyorum. Yani dram projeleri üst üste geldi çünkü. Yine de belli olmaz, bakalım belki çok güzel bir proje gelir ve asla hayır diyemem, tamam evet yapıyorum benim yani. Peki 13-14 yaşlarından beri sektörün içindesiniz galiba. Evet. Kendinize örnek aldığınız bir oyuncu var mı? O zamanlar kime örnek aldınız ve oyunculuk hikayesi nasıl başladı? Ya ben aslında şeydi, benim için bir oyundu. Ben küçükken böyle annemlerin izlediği dizilerden, filmlerden vesaire içeriye odaya gidip seçtiğim sahnede kendi kendime bir oyun gibi böyle canlandırıyordum. Sonra bir baktım insanlar bunun üstünden meslek edip para kazanıyorlar. Ondan sonra dedim ki hani istediğim bir şey olsun, gerçekten benim de sevdiğim bir şey olsun, ileride yapacağım iş, mesleğim böyle bir şey olsun dedim ve pat diye bu sektörün içine daldım zaten. Çok şükür şansım da yaver gitti ve güzel projelerde, güzel insanlarla beraber oynama şansına sahip oldum. Şimdi bakalım işte böyle güzel bir şey, güzel projelerde iyi bir şekilde ileride inşallah da böyle devam eder. Ama yani bu dönem boyunca tabii ki örnek aldığım insanlar oldu, bana çok şefkatin oyuncular oldu. Bunların hepsinden aslında bir ondan bir şey alarak, ondan başka bir şey alarak, hepsini pekiştirerek, uygulayarak, deneme yanılma yöntemiyle devam ettim. Ama en çok beğendiğiniz bir oyuncu, kadın oyuncu veya erkek oyuncu, yurt dışında veya Türkiye'de illaki vardır. Yurt dışından var. Helena Bonham Carter var. Deli bir kadın bence çünkü enerjisine bayılıyorum ve gerçekten böyle oynadığı karakterlerde de bu kadının gerçek hayatta da öyle olduğuna inanıyorsun. Bence o çok önemli bir şey. Onu beğeniyorum. Onun dışında Türklerden mesela beraber çalıştığımda bana bir şey katılan en son mesela Baraj'da Sunu abla inanılmaz şeyler kattı bana oyunculuk adına, motivasyon açısından, tamamen doğaçlama açısından, komedi açısından bir sürü şey kattı. O yüzden bir de ben hep böyle ara vermeden setlerde bulunduğum için orada gördüklerimi uygulayarak, deneme yanılma yöntemini yine söylediğim gibi uygulamak gerçekten benim için çok büyük bir şans oldu. Peki estetiğe bakış açınız ne? Estetiğe bakış açım. Ve var mı? Yaptırdınız mı? Evet. Vallahi yok. Yok. Belirli bir tane var. Onu da şimdi söylemeyeyim. Sen ne dersin? Ama onun dışında estetiğe yani öyle bir ön yargım yok. Ama şeyim var yani bu kadar böyle abes karşılanmasına ne bileyim yani neden öyle karşılanıyor onu da anlamıyorum. Çünkü kişi aynaya baktığında kendini nasıl görmek istiyorsa, nasıl iyi hissedecekse ona göre davranmalı. Memnun olur olmaz. O sonrasında onu ilgilendiren bir şey. Kimse tutup da kimse kimsenin hayatına karışamaz diyeyim. Direkt noktalayabilirim bence. Peki Leyan Damlayan'ın sporları nasıl bir sürekli spor yapar mı yoksa hiç yapmaz mı? Ya spor yapmayı seviyorum. Çünkü pandemiden dolayı işte spor salonları kapandı vesaire. Ondan öncesinde spora gidiyordum. Çok küçük yaşta spor yapmaya başladım. Daha 3. sınıfa gidiyordum. Buz pateni yapmaya başlamıştım. Şimdi işte bu pandemiden dolayı evde artık yoga vesaire, pilates bunlara kendim başladım. Ve gayet de güzel idare etti yani en azından pandemi boyunca. Spor yapmayı seviyorum. Bir şekilde zaten o kadar gidiyoruz. İşte tatil yapıyoruz, yiyoruz, içiyoruz vesaire. Bir şekilde de formda kalmamız gerekiyor yani. Peki hayvanlarla aramız nasıl? Bir yılan hikayesi var galiba. Bir 15 gün beklemiştim. Evet. Pandemideyken öyle bir şey oldu. Çiftlikteydim. Ben de hep korkum vardı. Bunu aşmak istiyordum. Orada da dediler ki burada çok fazla yılan var. Dedim bir bulduğunuzda ya da gördüğünüzde bana gösterir misiniz? Hani o korkuyu biraz aşmak açısından. Gördüm falan ama yine böyle bir şey dokunamadım, edemedim. Hani böyle bir takıldım kaldım.
Ondan sonra evdeyken, o aynı günün akşamında evdeyken yemekler geldi vesaire, oturuyoruz. Bir anda şey, kapı girişinde orada ufak böyle yavru bir yılan dolaşıyor. Aa işte çok tatlıymış falan, onu aldım falan, böyle onunla biraz o korkumu aştım. Hatta bu işte besledim bayağı, çok enteresan özellikleri varmış, bunu keşfettim ama korkumu da yenmiş oldum. Bir de köpeğiniz var galiba. İki tane. İki tane mi? Evet, Lina ile Joe. Onlar zaten benim yavrularım. Bu zamandır sizlerle herhalde. Aynen öyle. Çok seviyorum. Bir de ilişkiniz var. Evet. Güzel giden bir ilişkiniz var. Evet. Çok uzun zaman olmadı, yakın zamanda başladı galiba. Aynen. İlişkiniz nasıl gidiyor, nasıl başladı? Yakın zamanda başladı işte aslında yani. Ya hepimiz, ya ben çalışıyordum, çok yoğun bir dönem içindeydim vesaire ve hiç böyle aslında hep güzel şeyler öyle başlar ya, ummadığın anda evet. Güzel enerji gelir hayatına, güzel bir şey de bir şey yola girersin. Bende de tam olarak öyle oldu. Dediğim gibi yakın zamanda başladı. Çok şükür çok güzel gidiyor, her şey yolunda. Peki, birlikte bir projede oynama şansınız olsa seçer miydiniz yani bir karı koca rolü vesaire? Ha, öyle bir şey bilmiyorum. Yani iş konusunda tam böyle karşı karşıya geldiğimizde nasıl olur bilemem tabii ki. Ama böyle yani çok da böyle nazara ben inanan bir insanım. O yüzden çok göz önünde olmasını herhalde tercih etmem. Karşılıklı verilecek bir karar tabii, ona da sormak lazım, bilemem. Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz, sizin için nasıl geçtiğiniz olduğunu. Yavaş ya, yavaş şimdi birazcık daha bitime yaklaştı ama tabii, evet. Uzun bir süre bildiğiniz gibi. İlk baştayken tam bir şey oldu hani, ne oluyoruz, ne yapacağız, ne edeceğiz? Çünkü o kadar aslında hepimiz o şehir temposuna ya da işte kendi rutin hayatımızın temposuna o kadar alışmışız ki bir anda kapandığımızda dımdızak kalmış gibi oldu. Fakat sonrasında ben şeyi fark ettim hani, aslında ne kadar çok kendimizle vakit geçirmekten uzaklaşmışız. Kendi başımıza yapabileceğimiz ne kadar çok şey varken, normalde atıyorum dışarıya yemeğe gitmek bence işte özel bir şey olması lazım. Hani arkadaşların hoşuna gidecek özel bir aktivite olması lazım. Biz bunu o kadar harcamışız ki sıradan bir hale getirmişiz. Sonrasında dönüp baktığım zaman evde duruyorum. Evde bir sürü şey hani aslında yapabileceğim şeyler var. Kendimi geliştirebileceğim şeyler, hobiler vesaire bir sürü aktivite kendi kendime yapabilirim. Ama o işte sosyalleşmek vesaire, o saçma sapan rutin için o kadar dalmışız ki kendimizle ilgilenmemişiz. Bence bu açıdan çok güzel bir şey oldu, ders oldu hepimize. Bu süreçlerde hiç Covid geçirmediniz galiba. Çok şükür. Çok şükür. Evet, geçirmedim. Geçirenlere de buradan geçmiş olsun diliyorum herkese. Mekanlar açılınca ilk yapacağınız, en çok özlediğiniz veya işte yasaklar kalkınca ne olacak? Ya böyle gerçekten o kadar pandemi boyunca evdeyken yemekle, bulaşıkla uğraştım ki. O yüzden gidiyorum, istiyorum ki böyle güzel bir restoranda gerçekten arkadaşlarımla oturayım. Rahat rahat, keyifli böyle hani bir yemek yiyeyim falan böyle. Yani bunları özlüyoruz. Bence zaten bunlar bize asıl birçok şeyi katan, birçok şeyi hatırlatan durumlar oldu. En çok istediğim bu herhalde yani. Bunlar, yurt dışına çıkmayı istiyorum. İnşallah bir an önce kapılar açılır. İnşallah bu arada yurt dışı demişken, yurt dışı ile alakalı bir proje var mı, olacak mı, teklif var mı? Ya şu anda net bir şey yok. İnşallah olur. Çok da güzel olur. Bakalım hayırlısı ama çok isterim yani. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.